Merhaba, 60 dakikaya hoş geldiniz. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca hem piyasada öne çıkanları konuşacağız, hem jeopolitik riskleri, olası risk noktalarını, kriz noktalarını konuşacağız. Konuğumuz olacak ve tabii günün verilerini de değerlendireceğiz. Özellikle TÜİK'ten gelen istihdam, işsizlik verilerini. Hemen ilk konuğumuzu davet edelim. Piyasayı konuşmak için Tufan Deriner bizimle olacak. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Herkese iyi haftalar diliyorum. Size de öyle. Borsa İstanbul'la başlayalım istiyorum sizinle. Zira bugün gelen haberlerde de vardı. Yani görünüm de öyleydi zaten, habere de ihtiyaç yok. BIST 100 endeksinin 5720 puanın üzerini test etmesinden bahsediyorum elbette. Rekor seviyeyi görmesinden. Bir yandan da dolar cinsinden bakıldığında BIST 100 endeksi zirve seviyelerinden aşağıda görünüyor, yani öyle bir kıyaslama yapıldığında. Biraz bu tabloyu konuşarak başlamak istiyorum. Siz ne görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, tabii yani son dönemde işte seçimlerin artık seçim belirsizliğinin ortadan kalkması. Bu belirsizlik ortadan kalktıktan sonra piyasanın yeniden artık yeni dönemde ekonomiyi idare edecek olan ekipten artık böyle birazcık daha fazla prim vermesi, yani Mehmet Şimşek'in gelmiş olması, işte Merkez Bankası değişikliğinin gerçekleşmesi, bütün bunların olmasıyla beraber piyasa birazcık daha esasında olumluyu satın almak istedi ve hani seçimden sonraki süreçte çok hızlı bir açıkçası piyasada bir ralliyi gördük. Dolayısıyla hani bundan sonraki süreçte, ama tabii kurda çok ciddi baskı altındaydı. Hani kurda da birazcık bir rahatlama geldi. Hani o tarafta kurun da önü açıldıktan sonra, hani daha doğrusu hani o artık baskılama süreci sona erdikten sonra kurun da yukarı gittiğini gördük. Hızlı bir rally, ama tabii ki de dolar bazındaki hala en tepe noktalarımızdan ciddi bir şekilde esasında uzağız. Yani esasında kısa dönemde, yani 2022'nin sonlarında oluşan endekse göre de dolar bazında ciddi manada bir geri çekilme var. Dolayısıyla zaten hep hani seçimden önce konuşurken hem kur yukarı gidecek hem borsa yukarı gidecek derken esasında borsa yukarı itecek olan ivmelerden bir tanesi kurun yukarı gitmesi ve kur, endeksin dolar bazında ucuz kalması zaten bence önemli etkenlerden bir tanesiydi. İkincisi de enflasyondu. Kur yukarı gidince birazcık da enflasyonun geleceğini de görüyoruz. Dolayısıyla piyasada bir doğru, bu şekilde bir hani kendini bir ayarlama oldu, ama hala şu anda daha tam ne olacağını göremediği için piyasa sadece dolar bazında kendini ya da enflasyon bazında kendini birazcık daha hani olması gereken noktalara göre ayarlıyor. Ama bence esas hikaye, yani işte önümüzdeki bence ilk defa Merkez Bankası toplantısı çok önemli olacak. Uzun zamandır Merkez Bankası toplantılarını seyretmiyorduk. Hani çok fazla merak etmiyorduk sonuçlarını, ama evet, şimdi hani bu toplantı gerçekten hani böyle gene eskiden olduğu gibi hazırlandığımız ve sonucunun ne çıkacağını beklediğimiz çok önemli bir açıkçası bir toplantı olacağını düşünüyorum. En azından hani bizlere bir piyasanın ne yöne doğru gideceğinde önemli bir karar verecek. Bundan sonraki uygulanacak politikalar hakikaten düşündüğümüz gibi bir yumuşama olacak mı? Faizler tekrar artık olması gerektiği gibi birazcık daha serbest bir noktaya gelecek mi, gelmeyecek mi? Bence bunların cevabını alacağımız yer işte önümüzdeki Merkez Bankası toplantısı olacak diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten de bu toplantı merakla bekleniyor. Yani sadece Türkiye'den değil, yurt dışından gelen raporlarda, öngörülerde de buna ilişkin beklentiler zaten öne çıkıyor. Şimdi ben size aslında bu Bloomberg Intelligence'ın Türkiye hisse senedi görünümü sunumundan da birkaç bir şey sormak istiyorum, ama madem laf PPK'ya geldi, oradan devam edip sonra geri döneyim. Şimdi burada siz de söylediniz, yani zaten genel olarak bir faiz artırım beklentisi mevzu bahis. Farklı farklı öngörüler var çeşitli raporlamalarda. Sizin beklentinizi, daha doğrusu şunu sormak istiyorum. Bunun ideal noktasını siz nerede görüyorsunuz bu ilk toplantıdan çıkacak faiz kararına ilişkin? Şimdi tabii şöyle, çok uzun zamandır hani çok fiyatların üstünde baskının olduğu uzun süren bir seçim süreci. Bütün bunları yaşadık. Dolayısıyla bunlar da esasında bazı noktalarda düşündüğümüzden daha fazla esasında belli yerlere paranın yığılmasına sebebiyet verdi. Mesela KKM'de geldiğimiz nokta gerçekten enteresan. Buna göre bakarsak artık şirketlerin hani TL taraftaki faiz seviyeleri şu anda düşük. Dolayısıyla bunların hızlı yukarı gitmesi de bir risk. Dolayısıyla hani böyle tam faiz nerede olmalı sorusunun cevabı, hani kitapta yazan gibi konuşursak, işte enflasyonun biraz üstünde, biraz reel getiri verdiğimiz
nokta olmalı denebilir ama hani ben birazcık daha o noktadan farklı düşünüyorum. Hani çünkü bundan sonraki süreçte artık bu işin etkileri çok daha böyle faiz arttırmak dediğimiz şey esasında çok da kolay bir şey değil. Yani gerçekten ekonominin üstüne olumsuz etkileri olan önemli bir enstrüman ama gerektiği zaman da arttırmadığınız zaman bu sefer daha da fazla olumsuz etkiler esasında piyasanın üstüne ne yazık ki yıkıyor. Biz birazcık bunları bence işte 2021 ve 22 yıllarında ciddi bir şekilde esasında bu fiyatlamanın yanlışlığından çok ciddi bir şekilde yaşadık. Dolayısıyla hani makul seviye neresi derseniz eğer onu karar vermek çok kolay değil ama Merkez Bankası bu toplantıda nereye çeker derseniz hani benim beklentim açıkçası ben 20'ler seviyesinde 20 yani 20'ye çekmesini bekliyorum. Ama olur mu olmaz mı tabii bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Buna karar vermek bizim tahminlerimiz bence çok fazla bir önemi olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü hepimiz böyle belli bir düşündüklerimize göre bir tahminde bulunuyoruz. Ama hani ne gerçekleşeceğine karar vermek çok kolay değil. 20 de hala bence düşük bir faiz hani bugünkü ortama göre. Ama şu anda çekilmesi en azından piyasaya mesaj verme açısından ben yeterli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerektiğinde de söylem olarak orada eğer şunu söylerlerse hani gerekirse eğer faizi daha da arttırmayı düşünüyoruz denirse bence hani piyasalar açısından en azından bir görüntü açısından olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü zaten faizlerimiz şu anda 40'lar seviyesinde. Yani hani biz her ne kadar gösterge faizin işte 8,5'lardan 20'ye mi çıktı, 15'e mi çıktı, 30'a mı çıktı bunları tartışıyor olsak da sonuçta zaten esasında hepimizin kullandığı bir gerçek bir 40 faizi işte biraz aşağı biraz yukarı zaten o civarlarda giden bir faiz olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla hani benim beklentim 20'ye çekilmesi yönünde ama belki de hiç değişmeyebilir ya da belki daha yukarı da gidebilir. Bunu işte izleyip göreceğiz. O yüzden zaten hani önemli bir toplantı olacak dememin sebeplerinden bir tanesi bence sonucunu tahmin etmenin de çok kolay olmadığı bir Merkez Bankası toplantısına gidiyoruz diye düşünüyorum. Yani bu kadar yeni görev almış birisinin bu kadar kritik bir toplantıyı da olması da hakikaten hani enteresan bir süreç olacak. İzleyip göreceğiz. Ona göre bence piyasa ciddi bir şekilde yönünü belirleyeceğini düşünüyorum. Peki. Şimdi az önce telaffuz ettiğim soruya geri döneyim o zaman. Bloomberg Intelligence'ın Türkiye hisse senedi görünümü sunumundan çıkan bir başlığı, bir tespitiz daha doğrusu paylaşmak istiyorum. Türk hisse senetlerinin emsallerine göre çok iskontalı olduğu böyle özellikle vurgulanmış. Bunu sormak istiyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii şöyle düşünün. Hani özellikle yurt dışı piyasalar son 4-5 yılda çok ciddi manada rally yaptığı bir ortamdan geçtik. Şimdi faizleri işte sıfır seviyelerinden Amerika'nın getirdiği noktayı görüyoruz. Buna rağmen hala piyasalar en tepelerinde kalmaya devam ediyor. Yani bütün bunları hani bizim Dow Jones'la orantımıza falan bakarsak gerçekten inanılmaz iskontolu duruyoruz. Hani dolar bazında bakarsak belki 1.4'lü seviyelere göre birazcık daha yukarı gitmiş seviyedeyiz ama hala çok iskontoluyuz. Yani özellikle yani piyasada şu anda hala 3 çarpanlı, 4 çarpanlı belki hatta işte bankaların yani çok ciddi esasında ucuz olduğunu düşünüyorum ama tabii konjonktür nereye gidecek ona karar verilemediği için bir şekilde bir piyasa bankaların ciddi bir rally yapmadığını görüyoruz ama iskonto yani özellikle dünyadaki hisse senetlerine baktığınız zaman çok ciddi iskontoluyuz. Dolayısıyla hani bu tarafta hani ne olacağını bundan sonraki süreçte eğer söyleyeceksek bir normalleşme olacaksa hani bu tarafta da ciddi bir prim potansiyeli esasında var. Yalnız tabii şurada şöyle de bir durum var. 2022'de biz çok ciddi bilançolarda olumlu bir seyir gördük. Yani bütün şirketler rekor üstüne rekor kırdı karlılıkta ve her şeyin çok iyi gittiği bir dönem gördük. Ama ilk defa 2023'ün ilk çeyreğindeki bilançolarda birazcık ben böyle bir olumsuzluk artık şeylerini görmeye başladık bilançolarda. Bence ikinci çeyrekte gene bunları birazcık daha görmeye devam edeceğiz. Ama eğer bundan sonraki süreçte bu normalleşme sürecini eğer yaşayabilirsek bence çok ciddi olumlu bir son yarım göreceğiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla o da piyasaları ister istemez hani bu iskonto içinde de olumlu etkileyecektir diye açıkçası düşünüyorum. Dolayısıyla piyasalarda hani gelen raporlarla da bence doğru olduğunu düşünüyorum. Gerçekten iskontoluyuz. Yeter ki fiyatlamayı doğru yapalım. Hani dolar kuru doğru olsun, borsadaki fiyatlar doğru olsun, her şeyi doğru ölçebilelim. Bence en kritik konu önümüzdeki süreçte bu olacak.
İkinci çeyrekte hangi sektörlerde nasıl bir performans bekliyorsunuz? Daha doğrusu hangilerinde yukarı yönlü performans bekliyorsunuz diye soruyorum. Evet, esasında hani hep konuşuyorduk. Bunu işte perakendeleri beğeniyoruz. Ulaştırma sektörünü beğeniyoruz. Hani ilk önce alımların genelde hep ulaştırma sektöründe olduğunu gördük. İşte datalar geliyor. Datalar hep bir rekor üstüne rekor. Turizm tarafı da sanki bu sene çok iyi duracakmış gibi duruyor. Ama onun dışında tabii işte ucuz olan da bankalar var. Hani o taraf birazcık daha diğer hisselere göre hala negatif performans göstermeye devam ediyor son dönemde. Ama dediğim gibi hani öne çıkartılacak illa bir sektör bulmamız gerekiyorsa bence bir numarada ulaştırmayı, iki numarada da bence perakendeyi birazcık daha diğerlerinin önüne çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Küreseli de bir sormak istiyorum ben size. Şimdi malumunuz yarın Amerika cephesinden enflasyon verileri gelecek. Sonrasında da Fed toplantısı bekleniyor, yani Fed'in faiz kararı merakla bekleniyor. Şimdi genel eğilim pas geçeceği yönündeydi. Tabii ki yarınki verilerde bir sürpriz çıkmazsa. Şimdi o cepheden gelen açıklamalar da var. Hani ekonominin hala sıcak olduğu yönünde. Önemli açıklamalardan, önemli isimlerden gelen açıklamalardan biri bu. Eski Hazine Bakanı Summers'ın açıklamasıydı bu. Diğer yandan resesyon ihtimalini yeterince dikkate almıyorsunuz açıklamaları da mevzubahis. Dolayısıyla biraz o cepheyi değerlendirmenizi, bunun piyasalara olası yansımalarını nasıl okuduğunuzu sormak istiyorum. En son bir de yatırımcı tavsiyesi soracağım size bunun ardından. Şimdi şöyle, tabii hani Fed gerçekten çok iyi yönlendirerek buraya kadar geldi. Yani piyasalara hiç zarar vermeden, evet faizler yukarı gitti ama zaten gitmesi normal, yani bu kadar faiz arttırım süreci içinde zaten artmamasını beklemek şey olmazdı, normal olmazdı. Dolayısıyla hisse senetlerinde bir geri çekilmeyi çok fazla görmedik. Esasında Fed'in bence birazcık istediği şeylerden bir tanesi birazcık da borsanın da geri çekilmesini istiyordu ki onun da bir zenginlik üstünde, bir varlıkların üstünde bir etkisi var. O da eğer biraz geri geldiği zaman bir enflasyonist kırılmaya esasında sebebiyet veriyor. Ama bütün bunlar olmadığı bir ortamda işte bankalarda yaşanan sıkıntı esasında bu hisse senetleri tarafında beklenmeyen etkiyi birazcık yarattı diye düşünüyorum. Ve hani bu toplantıda benim de beklentim çok bir hareket edeceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Herhalde bir değişikliğe gitmeyecektir. Ama data ne gelirse gelsin değişikliğe gitmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta datalar evet artık hani evet enflasyonist de gelebilir. Belki tam tersine artık hani birazcık kırılmayı işaret eden datalar da gelebilir ki ben birazcık kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyorum önümüzdeki süreç içinde. Dolayısıyla bir görmek isteyecektir ve ondan sonraki süreci nasılsa bir ay sonra tekrar bir toplantısı zaten Fed'in var. Dolayısıyla artık bu seviyelere getirdikten sonra faizi ben çok aceleci olacağını, çok böyle piyasaların dengesini bozacak ve söylemlerinin dışında da bir hareket yapacağını ya da piyasa beklentilerinin çok fazla dışında bir hareket yapacağını önceden vurgulamadan çok ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla hani bu seferki herhalde Fed toplantısında da bir faize ve bir değişime açıkçası çok fazla gideceğini düşünmüyorum. Daha birazcık daha izleyip hani bankacılıkta yaşanan bu krizlerin, bu kötü gelişimin nereye gittiğini ama ekonomi canlı olabilir hala, hani onun etkileri hangisinin daha fazla olacağını sadece bu şeyi ne derler bu toplantıda birazcık daha sabit tutarak birazcık daha gözlemlemek isteyeceğini düşünüyorum. Eğer daha farklı bir yöne gitmek isteseydi bence önceden birazcık piyasaları hazırlardı diye düşünüyorum. Öyle bir hazırlık çok fazla Fed tarafından böyle bir şey duymadık. Dolayısıyla hani bu seferkinde pas geçecekmiş gibi duruyor. Peki tüm bu öngörüleriniz ışığında hem içeriye hem küresele ilişkin nasıl bir yatırım stratejisi tavsiye edersiniz? Evet, sanki artık birazcık daha yılın ikinci yarısında hani biraz ben bir hala bir geri çekilme yurt dışı piyasalarda bekliyorum bu faiz arttırım sürecinden dolayı ama hani böyle yılın sonuna da yaklaştığımızda artık yavaş yavaş çok uzun süredir de böyle sabit kaldığımız ya da işte artık önümüzdeki dönemde biraz geri çekilirsek birazcık daha risk iştahının açıkçası önümüzdeki süreç içinde artabileceğini düşünüyorum. Yani dünyada böyle bir kırılmayı esasında çok yaşamamız gereken bir dönemde bu kırılmayı çok da fazla yaşadığımı söylemek doğru olmaz. Evet, piyasalar durdu, artık yukarı gitme belki çok fazla ivmesi yok ama o geri çekilmeyi de açıkçası çok fazla yaşadığımı söylemek doğru olmaz. Bir yandan da bir faize yurt dışında bir kayış var. O birazcık daha sanki devam edecekmiş gibi duruyor. Hani bu şu anda mesela Amerikan 10 yıllıklarının geldiği noktayı görüyoruz. 4'ler seviyesinde. Kısa vadeli faizler 5'lerin üstünde. Dolayısıyla orada bir artık bir faizin de olduğu,
bence unutmamak lazım. Hani bizim tarafta yatırım yaparken de ben hala açıkçası çok uzun zamandır portföyde çok fazla değiştirmeye sebebiyet verecek bir şey görmüyorum ama ben hala hisse senetleri ve Eurobondlar diyorum. Yani portföyümüzü dengeli bir şekilde bu ikisine yatırdığımız takdirde bence önümüzdeki dönemde hala iyi getiri sağlamaya devam edeceğiz. Yeni bir senaryo çıkabilmesi için bence bir yerde oyuna TL faizin girmesi lazım ki yavaş yavaş mevduatlarda artık cazip faizleri görebiliyoruz. Kur da belli bir yere geldi. Dolayısıyla artık hani orada bir dengede TL'ye geçmeyi yatırımcılar yavaş yavaş düşünmeye başlarsa belki de burada birazcık daha artık TL mevduatı da bu yatırım stratejisinin içine koyabiliriz ama sanki ona birazcık daha vaktimiz var gibi geliyor. En azından bir Merkez Bankası toplantısını görmemiz lazım. Ondan sonra karar vermek TL faiz açısından daha doğru olacak diye düşünüyorum. Haftaya tekrar sorarım o zaman. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kısa bir ara verelim. 60 dakikaya devam edeceğiz ardından. Bu bölümde biraz ekonominin, küresel ekonominin önündeki jeopolitik riskleri konuşmak istiyoruz. Konuğumuz var Profesör Burak Küntay, Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Burak Bey, iyi akşamlar. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi az önce de söylediğim gibi dünyanın önündeki meselelerden biraz bahsetmek istiyoruz. Jeopolitik krizlerden, olası risklerden. Biraz son gelişmeler üzerinden sizinle şöyle kısa bir ufuk turu yapalım. Şununla başlayalım. Amerikan Başkanı Joe Biden'la İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın geçen hafta iki ülke arasında imzaladıkları bir anlaşma vardı. Ekonomik bağları güçlendirme amaçlı böyle tarif edilen Atlantik Deklarasyonu. Tabii şimdi bu Çin'i tedarik zincirinden çıkarma hamlelerinin bir nasıl diyelim devamı olarak okunuyor, öyle tarif ediliyor. Şimdi şunu sormak isterim ben size, ekonominin baş aktörlerinin bir tür küresel satranç oynadığı bir tablodayız. Hamleleri zekice buluyor musunuz? Şimdi bir kere ben ikiye bölelim bu soruyu müsaadenizle. Birincisi buyurun. İngiltere ile yapılan anlaşma, ikincisi de Çin'e karşı Amerika'nın almış olduğu tavır diyelim. Bir kere ben İngiltere ile yapılan anlaşmaya bir anlaşma demekten ziyade bir deklarasyon adı üzerinde zaten bir iyi niyet mutabakatı demeyi tercih ediyorum. Çünkü hem Sunak hem Biden ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin arttırılmasına dair bir uzlaşmaya vardılar. Bununla ilgili çalışacaklarını taahhüt ettiler. Yoksa tam anlamıyla bir ticaret hacminin nasıl gelişeceği vesaireye dair çok detaylı bir anlaşma demek buna doğru olmaz. Ama sürpriz bir hamle mi? Hayır değil. Zaten 1950'lerden beri NATO'nun da dışında Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasında gerek belli noktalarda bazı güvenlik anlaşmaları, bazı ticaret anlaşmaları var. Ama tabii Brexit sonrası İngiltere'nin artık Amerika'ya bir yön olarak yönelmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'ni Avrupa Birliği'nden ziyade bir ticaret partneri olarak belirlemesinin bir emaresi bu. İngiltere kısmını biraz daha farklı bakıyorum. Öyle koymak lazım kenara. Şimdi Çin'e geldiğimiz zaman her zaman biz bilhassa Trump dönemiyle birlikte hem ekonomi literatürüne hem bizim siyaset bilimi literatürüne düşen bir tabir var. Ticaret savaşları diye. Bu ticaret savaşları bazen savaş tabirinde biraz çok ciddi anlamda fazla abartıldığını ve adeta bir soğuk savaş vari bir durumdan bahsedildiğini, Çin'in yeni Sovyetler olarak değerlendirildiğinin adı koyuluyor. Ben buna da çok katılmıyorum. Onun sebebi de şu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin 2018'de uygulamış olduğu ağır vergiler, ağır yaptırımları bir kenara koyduğumuzda bugün geldiği nokta neredeyse 2018'in aynısı. Ki Biden döneminde de çok önemli açılmalar vesaireler Çin'e karşı yapılmadı. Ama bir gerçek var. Meksika ve Kanada'dan sonra Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük üçüncü ithalat partneri, daha doğrusu ihracat partneri diyelim. İthalatta hala Çin bir numarası Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi Çin'e baktığınız zaman ASEAN ve Avrupa Birliği'nden sonra Amerika Çin'in de üçüncü partneri genel olarak hem ithalat hem ihracatta. Şimdi bu iki ülkenin birbirine öyle önemli bir pazar bağı var ki bu pazar bağı sadece ürün al ve ürün satla sabit değil.
Yani mesela bu işbirliğinin, bu ticaretin çok ciddi bir kısmı bilgisayar ve bilgisayar ürünleri, yani teknolojik ürünler üzerinden dönüyor. Bu teknolojik ürünlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne Çin'den yollayan firmalara baktığınız zaman yine Amerikan yatırımları. Dolayısıyla bugün Çin'e deseniz ki Amerikan ekonomisi zayıflasın, çöksün. Çünkü savaşın bir anlamı da şudur. Karşı tarafı çökertmeye çalışmak. Askeri olarak, siyasi olarak, sosyal olarak, ekonomik olarak. Çin bunu istemez. Amerika Birleşik Devletleri'ne sorsanız Çin'in çökmesini ister misin? Amerika da bunu istemez. Çünkü bu iki ülkenin de aslında birbirinin içerisinde Soğuk Savaş'taki Amerika-Rusya durumundan külliyen farklı olarak birbirine yatırımları var. Ve bu yatırımlar da bugün iki ülkenin arasındaki ticaret hacmini etkiliyor ve bu ticaret hacmini de ayakta tutuyor aynı zamanda. Yani iki ülkenin de birbirine yaptığı yatırımlara, birbirine sattığı mallara ve birbirine aldığı mallara ihtiyacı var. Burada savaştan ziyade mücadele denebilecek tek şey Amerika'nın ekside bulunan ticaret volümünü arttırmaya çalışması. Bütün mesele bundan ibaret. Yoksa ben bu aşamada, yani ekonomik olarak baktığımızda, bunu bir savaş olarak değil, bir ticaret mücadelesinden öteye görmüyorum. Savaşa evrilebilecek bir potansiyel görüyor musunuz? Şu an için değil ve buradan değil. Ekonomik açıdan değil. Onu da nereden şöyle anlayayım. Nereden peki? Nereden? Şimdi Çin'e baktığımız zaman Çin 1960'lara, 70'lere bakalım, hatta 80'lere bakalım, ucuz kalitesiz mal demekti, değil mi? Yani ucuz ama kalitesiz mal demekti. Fakat 90'larla birlikte artık Çin'den gelen bazı ürünler, kendi iç pazarını tatmin ettikten sonra dışarıya satılan bazı ürünler dünyanın birçok önemli firmasıyla rekabet edebilir hale geldi. Yani o ucuz ve kalitesiz yerine nispeten ucuz ama daha kaliteli mallar geldi. 2020'lerde bu iş daha da farklı bir noktaya geldi. Gerçekten dünyada top rekabet eden bir noktaya geldi Çin ürünleri. Ben kendi mesleğim itibariyle söyleyeyim. Dünyanın ilk 10 üniversitesine baktığınızda işte İngiltere'den Cambridge'i, Oxford'u görürdünüz. Gerisi Amerika'nın Ivy League okullarıydı. Şimdi ilk defa Çin'den geçen sene 2 tane üniversite girdi. Dolayısıyla artık Çin dünyada kaliteli rekabette her alanda kendini ortaya koyuyor. Ama bizi çok enterese eden nokta, tam da sorunuzun karşılığı aslında bu. Bütün bunlara rağmen Çin o büyük kapasitesine, büyük ekonomisine rağmen hep bir bölgesel güç gibi duruyordu. Ancak ve ancak geçtiğimiz iki senedir bir Suudi Arabistan ve İran gibi iki tane ezeli rakibin, hatta açık söyleyeyim rakipten de önce düşman noktasına gelmiş iki ülkenin arasındaki deal breaker'lık diye tabir ettiğimiz medyasyon görevini üstlendi ve iki ülkenin birbirinin içerisinde bir büyükelçilik açmasına tekrar vesile oldu. Evet. Bakın Amerika bunu yapamadı çünkü Amerika taraf. Daha çok Suudi Arabistan tarafında, daha çok değil külliyen orada. Ama Çin bunu yapabildi. İki ülkeyle ortak ordularıyla bir tatbikat yapması mevzundayız. Şimdi bu çok çok ciddi bir hadise. Üçüncüsü, bunu çok görmüyoruz, izlemiyoruz ama biliyoruz. Neredeyse Akdeniz'deki birçok ülkenin limanları yavaş yavaş Çin yatırımcıları tarafından alınıyor. Yani Çin sessiz ama ciddi noktalarla politik olarak bölgesel güçten artık tam anlamıyla bir küresel güç noktasına da evrilmeye başlıyor. İşte bu noktada, bu belli bir kıvama geldikten sonra, ki bu yarın öbür gün değil onu söyleyebilirim. Yani en az bir 10-15 sene önümüzde olduğunu düşünüyorum. İşte o zaman sene biraz kısa bir süre uluslararası ilişkilerde. Tabii ama yani bu önümüzdeki yıl değil, ondan sonraki yıl değil. Bir Tayvan meselesi tabii kaynaklı değil mesela. Ama 10-15 sene içerisinde daha hararetli ve askeri. Yani şu an onu görmüyorum ama. Yani şimdi o kısmının üzerinde biraz duralım Burak Bey. Siz lafı çünkü tabii buraya getirdiniz. Ben zaten oradan devam etmek istiyorum. Yani İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman. Şimdi bu dört ülkenin çekirdeğini oluşturdu ki az önce biraz değindiniz siz oraya. Çin'in himayesinde bir deniz koalisyonu oluşturacağı haberlerinde konuştuk. Nitekim bu haberler çıktıktan hemen sonra Çin cephesinden, işte dışişlerinden Körfez'in güvenliğinin ne kadar önemli olduğu, asla ihmal edilemeyeceği böyle yüksek tonlu açıklamaları da işittik. Dolayısıyla şimdi az önce söylediklerinize binaen, hani dediniz ya Amerika bunu yapamadı, broker edemedi. Çünkü bagajı var Amerika'nın orada, bunu siz de söylediniz. Evet. Peki, şimdi Çin'in bir bagajı yok ama Çin de bölgenin uzağından gelen bir ülke. Dolayısıyla Çin'in burada bir hareket alanı olduğunu görüyoruz, izliyoruz zaten ama ben şunu sorayım. O alanın sınırı nedir, ne kadar geniştir? Çin burada nerelerden avantaj kazanıyor?
Şimdi bir kere Çin'in en büyük avantajı veya dezavantajı mesafe değil. Çin'in en büyük avantajı Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 1990'dan beri tek hegemon olması, 1940'lardan beri iki büyüklerden biri olması ve bundan kaynaklanan belli noktalarda taraf tutma zorunluluğu. Mesela işte İran-Suudi Arabistan meselesinde İran'ın Amerika Birleşik Devletleri resmen düşmanı ama Suudi Arabistan'ın en önemli askeri partneri. Şimdi dengeler bir tarafa yatkın Amerika'da fakat Çin temiz bir sayfa açarak gelebiliyor ve iki tarafa da askeri bazı olanaklar sunuyor. Şunu unutmayalım, Türkiye'nin S-400 krizi gibi bir kriz bu ülkelerle yaşanmayabilir. Niye? Bunlar NATO ülkesi değil, tamamıyla Amerika'dan da alırım, oradan da alırım diyebilir. Dolayısıyla Çin'in buradaki en büyük avantajı kat'i suretle temiz bir sayfadan, yani ülkelerin Çin'e karşı siyasi bir ön yargısı olmamasından kaynaklanıyor. Bu bir. İkincisi, öyle ya da böyle Çin batıya açılmak zorunda. Çünkü her ihtimale karşı, nasıl yayının başında siz Amerika yeni partnerler mi arıyor derken zaten onlar partneri İngiltere vesaire ama ticaret hacmini başka ülkelerle genişletmeye çalışırken Çin de yeni pazarlar, ki bu da açık konuşalım, Afrika ve Orta Doğu. Zaten yani Çin'in Afrika'daki, yani Çin fakir ülkelere en fazla kredi açan borçlanmanın ülke, bir numaralı kaynağı Çin dünyada. Aynen, o ülkeler için. İşte Soğuk Savaş sonrasına baktığımız zaman, açık konuşalım, Soğuk Savaş'ı kazanan ülke neden Amerika oldu? Silahlarından ziyade kredilendirme noktasında dünyanın birçok ülkesini kendine borçlu bırakabildiği için. Dünyanın birçok ülkesine finansal yardım sağlayabildiği için bu oldu. E şimdi Çin böyle bir role soyunursa, bütçesiyle, ekonomik gücünü bir askeri silah, bir politik silah olarak kullanırsa, işte o zaman Çin'in sınırları Afrika'ya kadar, etki sınırları, siyasi sınırları demiyorum, etki sınırları Afrika'ya, Orta Doğu'ya kadar genişir. İşte bu da biraz öncesi 10-15 sene dediğimiz o sıcak hararetlenme noktasını tam böyle hararetlenmeye başlamanın ötesine götürdüğü bir noktaya evirir. Şimdi birkaç şeyi daha sormak istiyorum ben size, yani sıcak gelişme olarak. Sonra konuyu Rusya-Ukrayna eksenine de bağlamak istiyorum. Çünkü aslında onun yarattığı bir takım başka potansiyel gerilimler de var mı yok mu, ona da değinelim istiyorum. Şimdi bir, bu Amerika'nın Tayvan'a silah satması meselesi, orada küçük de olsa silahlı bir güç bırakması, o meseleyi diri tutması diyelim, ben öyle ifade edeyim, siz farklı ifade edebilirsiniz. Japonya, Tayvan, ABD ortak anlaşması, işte burada Amerika'nın sahip olduğu dronların bu iki ülke, Japonya ve Tayvan tarafından da kullanılabilmesi ve izlenilebilecek olması böylece Çin'in o bölgedeki adımlarının. Ve Çin'den bir karşı hamleyi de burada not düşmek istiyorum. Küba'yla Çin'in, Florida'nın 100 mil ötesinde Küba, aşağı yukarı yani burnunun dibinde diyelim, öyle ifade edelim, bir dinleme merkezi kurmuş olması. Bunlar da en son haber akışında öne çıkanlar, dünya basınında yazılıp çizilenler. Dolayısıyla bu hamleleri de sizinle biraz konuşalım, değerlendirelim isterim. Nereye oturuyor bu denklemde? Şimdi bir kere bunu biraz 1962'deki Küba misil krizine de benzetiyorum ama tabii onun çok daha hafifi. Yalnız şunu söyleyeyim, eğer Tayvan konuşacaksak değerli izleyicilerimize referans vermek açısından, tabii şüphesiz ki Şangayşek'le 2. Dünya Savaşı'nın hemen esnası ve sonrasındaki o Tayvan'a geçiş sürecini, Mao Zedong'a Çin'i kaybetme sürecini. Evet, o içerideki savaşı, yani Çin'in komünizme, daha doğrusu Mao dönemine geçiş sırasında yaşanan iç çekişmeden, savaştan bahsediyorsunuz. Aynen öyle. Orada mesela Rusya daha tarafsız. Mao'yu destekleme konusunda geç kalıyor. Hatta geç kalıyor demeyelim. Başta Şangayşek'i destekliyor. Enteresandır Stalin. Ama Amerika Birleşik Devletleri başından beri tavrı net. Hatta Tayvan'a geçip uzunca bir müddet Tayvan, yani o küçük ada, koskoca Çin'in Birleşmiş Milletler'de yerinde oturuyor. Bunun sebebi Amerika Birleşik Devletleri, ta ki Nixon dönemine kadar. Şimdi bu evrimi çok doğru okumak, çok doğru takip etmek lazım. Bu yeni başlayan bir bağ değil. Sadece dünya çip üretiminin çok ciddi bir kısmının Tayvan'da yapıldığı, bunu koruması gerektiği vesaire, bu tabii çok önemli ama bundan dolayı değil.
Japonya deseniz zaten bugün hala askeri olarak Japonya'nın biliyorsunuz resmi bir ordusu yoktur. Amerikan şemsiyesi altındadır. Dolayısıyla ben bu anlaşmaları böyle çok fantastik yeni bir durum olarak görmüyorum. Sadece karşı tarafa böyle ufak ufak ne diyelim uyarı atışları. Aynı şekilde Çin'in yaptığı istihbarati faaliyette hani Amerika bizim Key West'in neden 90 mil güneyine geldin derse Çin'e sen de Küba'da Guantanamo üstün var denebilecek bir durum. Ta Küba'nın Fidel Castro dönemi öncesinden kaynaklanan bir anlaşması gereği. Dolayısıyla ne Amerika Küba'da Çin'in istihbarati bazı dinleme merkezleri açması noktasında sıcak ve hararetli bir noktaya işi getirir, eleştirir, bununla ilgili işte Biden'ın yaptığı gibi gündeme düşürür vesaire ama hiçbir zaman iş sıcağa kaçmaz. Sıcaktan kastımız da bir daha telaffuz edelim. Savaştan bahsediyoruz. Küçük boylu, büyük vesaire oraya kaçmaz. Ne de Tayvan meselesi bu gerginliğe gider. Ama buradan iki tarafta birbirine ufak ufak bu ittifaklarla, bu ortak savunma stratejileriyle böyle küçük küçük mesajlar verip ve bu mesajları da karşı tarafı biraz da tahrik etmek ve uluslararası ilişkiler nezdinde de haksız duruma düşürmeye çalışmak için uğraşlar vereceklerdir. Ama dediğim gibi bütün bunlara baktığınızda bir de ticaret hacmine baktığınızda hani dünya ters dönse şu an birbirleriyle savaşabilecekleri bir durum yok bu meselelerden dolayı. Peki son olarak bir Rusya-Ukrayna cephesine de bakalım. Tabii şimdi bir orasının geldiği nokta neresi şu an? Hem onu sormak istiyorum hem de yeni kriz noktaları yani Balkanlarda, Kafkaslarda, bu coğrafyada bu krizden de etkilenerek bunun dalgalarının ulaşabileceği başka alanlar görüyor musunuz? Şimdi ben Ukrayna-Rusya savaşı kaynaklı herhangi Balkanlar ya da Kafkaslarda bu işin bir yere sıçrayacağını düşünmüyorum. Önce bunu söyleyeyim. Bunu söylerken de hep referans verilen bir yerden bahsedeyim. Bu Kosova'da yaşanan son hadiseler. Hı hı. Yani Kosova'da Sırplarla Kosovalıların arasında yaşanan mesele her zaman sanki Ukrayna mevzunun işte Rusya Sırpların arkasında, Kosova'nın arkasında da Amerika ve Avrupa var gibi bir hava estiriliyor. Onunla o külliyen farklı şeyler. Çok kısaca söylemek gerekirse Yugoslavya malumunuz 90'dan sonra dağıldı ama dağılmasını tamamlayamadı. Bu tamamlayamama noktalarından son demde Kosova. Mesela Kosova'da niye bu olaylar çıkıyor? Son yaşanan olaylar. Kosova'nın kuzeyinde bir Sırp kentleri var. Bunlar teknik olarak Kosova vatandaşı ama Sırp. Bunlar hala Sırp araba plakalarını kullanıyor. Ve bu iki taraflı yapılmış bir anlaşma. Kosova'nın başbakanı bir böyle denedi geçen sene bu tarihlerde. Hayır böyle yapmayın olmaz siz de artık Kosova plakasına geçeceksiniz diye ortalık karıştı. Şimdi bunun Rusya ile bir alakası var mı? Yok. Ya da bu son seçimlerde Kosovalı belediye başkanları 3 tane belediyede seçimi boykot ettiler. Oralara hep Kosova dedim yanlış söyledim Sırp kökenli belediye başkanları ama Kosova'da. Bu belediye başkanları ve seçmenler seçim boykot edince 150 oyla falan bu sefer Kosovalılar seçildi. Çoğunluğunun Sırp olduğu yerlere hop buradan bir daha gerginlik çıktı. Şimdi bunların hiçbirinin Ukrayna-Rusya savaşı ile alakası yok. Bunun mesele tamamıyla bitmemiş soğuk savaştaki Yugoslavya'nın ayrılma sürecidir. Bunu bir kenara koyalım. Ha, gelelim Ukrayna meselesine. Ukrayna meselesi açık söylemek gerekirse Rusya için benim gözümde şu ana kadar menfi ilerlemiş bir süreç. Çünkü Ukrayna her zaman için bir blok olarak Rusya'nın kendi safında tutmak istediği, batı sınırını çizdiği bir bölgeydi. Fakat açıkçası 2005'lerden, 2007'lerden itibaren iktidarlardaki değişiklik, Amerika'nın CIA'nin buradaki çok ciddi parasal olarak da, istihbaratı olarak da yaptığı şeyler Ukrayna yönetimlerini hafif hafif Amerikan yanlısı yapmaya başladı. Öyle bir noktaya geldi ki Rusya'da madem öyle bu iş tamamıyla Ukrayna'ya gidecek o zaman ben de buraları koparıp benim sınırıma dahil ediyorum dedi. Şimdi bu bir kazanım gibi görünse de aslında politik olarak yani de facto olarak Ukrayna'nın tamamı NATO sınırı iken şimdi Ukrayna NATO'nun üyesi olmamakla beraber aslında Ukrayna'nın içindeki neredeyse bütün silahlar NATO silahı. Yani Rusya biraz daha Asya'ya itildi. Amerika'nın belki Soğuk Savaş'ın başından beri yapmış olduğu en büyük proje bugünlere kadar uzadı ve bugün bunda muvaffak olabildi. Dışarıdan baktığınızda işte Rusya toprak almış gibi görünse de evet kendi sınırlarına hukuki oluşu tartışılır ama belli bir oranda toprak katmış olsa da politik olarak tamamına hakim olduğu Ukrayna'yı kaybetti. Son bir soru
Az bir vaktimiz kaldı ama bunu da size bir sormak istiyorum. Madem soğuk savaş dengelerini de bir şekilde gündeme getirdik. Bu Çin-Rusya pozisyonlanmasını da bir sormak istiyorum. Yani ne kadar konjonktüreldir, ne kadar stratejiktir, ne kadar stratejik olabilir tarihi arka planı düşünüldüğünde koşulların yarattığı bir birliktelik midir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi çok tarihsel olarak baktığınızda da ben Çin'le Rusya'nın hiçbir zaman büyük bir partner olabileceğini düşünmem. En basit örneklerinden biri Amerika'nın en büyük belki darbelerinden biri Nixon döneminde Kissinger'la birlikte o Çin ziyareti öncesinde. Eğer Mao Zedong çıkıp da Mao ile Stalin'in arası tam olarak ayrılmasa, çünkü biliyorsunuz ki Stalin'in komünizmi şehir merkezli. Proletarya merkezli bir komünizmken Mao'nunki köylü ve kırsal merkezli bir komünizmdi. Amerika bunu daha böyle ayyuğa çıkarıp iki tarafı böldü resmen. Ve Çin'le ticaret partneri olmaya başladı. Şimdi ben bunların bu iki ülkenin hiçbir zaman tarihten de gelen sebeplerden dolayı büyük bir ittifak içinde olabileceğini düşünmüyorum. Ama şu durum Çin'e yarıyor. Niye Çin'e yarıyor? Çünkü düşünün ki birçok ülkenin uyguladığı ambargo var. Belli oranlarda Rusya'ya yaptırımlar var ve Çin bu yaptırımlarda Rusya'nın ürünlerini satıp ayakta ekonomik olarak durabileceği neredeyse tek ülke diyebiliriz. O çaplı öyle bir pazara hakim olan tek yer. Ama fiyat belirleyemiyor bu sefer Rusya. Çünkü tek alıcınız olduğu zaman sizin değil alıcının fiyatı makbul. Ama Rusya bu süreci biraz daha İran'la, Orta Asya ülkeleriyle, Türkiye'yle, Orta Doğu'yla aşarsa, hele hele Avrupa'yla tekrar işler belli bir yoluna girerse, o zaman bu Çin'in avantajına değil, fiyatların yükselmesi açısından dezavantajına olacak. Yani özetle ben buradan böyle herkesin düşündüğü gibi büyük bir Rusya-Çin ittifakı falan beklemiyorum. Ama iki tarafta şu an birbirine Rusya tek alıcısı olması hasebiyle, Çin'de malları avantajlı fiyata alıyor olması hasebiyle ilişkiler şu an iki tarafın da avantajına ilerliyor. Peki Profesör Burak Günter, çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim efendim. Için. Sağ olun, iyi akşamlar. Şimdi biraz günün verileriyle devam etmek istiyoruz. İstihdam konuşacağız. Önce bir haber vereyim, sonra konuğumuzu çağıracağım. Türkiye Ziraat Odalar Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan tarımsal nüfus konusunda gelen uyarıları bir aktaralım. Sonra konuşacağız. Tarımda çalışan nüfusun yaş ortalaması tarımı olumsuz etkiliyor. Genç nüfus sürekli azalıyor ve kırdan göçüyor. Gençleri tarımsal üretime sevk edecek doğru politikalar uygulanmaz ve ciddi teşvikler verilmezse uzun vadede ülkemizin gıda az güvenliği üzerinde ciddi riskler oluşacaktır. Yaşlanan çiftçi nüfusunun gıda güvenliği riski oluşturduğunu söyledi. Gençlerin tarıma teşvik edilmesi için çağrıda bulundu. Genç nüfusun tarıma dönüşünün yollarını aramalıyız. Bunun için başta kırsal kalkınma desteklerinin yanında çiftçi gelirlerinin artırılması, diğer sektör gelirlerine yaklaştırılması gerekiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre çiftçi nüfusu yaşlanıyor. Aktif olarak çiftçilik yapan erkek nüfusunun yaş ortalaması 57,7 iken kadınlarda yaş ortalaması 60,1 seviyesinde. Tüm çiftçilerin yaş ortalaması ise 58,1 olarak hesaplanıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerde yaş ortalamasının yükselmesi nedeniyle ülke tarımının risk altında olduğunu belirtti. Gençlerin tarıma yönelmelerini sağlamak için politika önerilerini paylaştı. Kırsal bölgelerde ekonomik getirisi olan faaliyetler de artırılmalıdır. Kırsal alanlarda tarıma dayalı sanayiye yönelik yatırımların desteklenmesiyle tarımsal ürünlerde katma değer sağlanması ve yeni iş imkanlarının yaratılması büyük önem taşıyor. Profesör Handan Kumaş'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Handan Hanım. Şimdi tabii ki tarımdaki istihdam meselesi önemli bir konu. O başlığı bir aktarmak istedim ama vaktimiz kalırsa sizin de değerlendirmenizi almak istiyorum. Tabii. Ama şöyle, şimdi bu istihdam kompozisyonuna geçmeden önce ben size biraz Türkiye'deki istihdamdaki görünümden başlamak istiyorum. Oradan başlatmak istiyorum daha doğrusu, izin verirseniz. Yani bu mesela devir hızı yüksek bir istihdam ortamı mevzu bahis Türkiye'de. Biraz hem bu kavramı açıklamak hem de nedenlerini sormak isterim. Tamam, olur.
Şimdi çalışan ve işsizler iş gücünü oluşturuyor ya, çalışan ve işsizlerin iş gücü piyasasıyla bağlantısını ve belli bir yılda da hangi ölçekte devir yaptığını anlatan bir kavram. İş değiştirdiğini yani. Yani çalışma süresini bana söylüyor. Aha. Giren şu kadar süre ortalama piyasada kalıyor diyor. Eğer bu hızlıysa giren çabuk çıkıyor demektir. Evet. Bu da iş gücü piyasasının yapısal sorunları barındırdığının da işareti anlamına gelir. Peki hangi yapısal sorunları işaret eder bu? Riskleri nedir bu hızlı devrin? Tabii ki. Şimdi makro anlamda ekonomik göstergelerle de ilişkilendirebiliriz. Enflasyonla, cari açıkla ya da işletmelerin yapısal özellikleriyle de ilişkilendirebiliriz. Ama benim size en kolay veri verme başlıklarından bir tanesi, birey açısından değerlendirdiğimizde kötü çalışma koşulları, düşük ücretler, işlerin geçici olması, bireyin niteliği ile işin niteliği arasındaki uyumsuzluk aslında devir oranını artıran nedenler. Şimdi devir oranı artıyorsa zaten iş gücü piyasası sağlıklı işlemiyor demektir. Gayri safi milli hasıla artamıyor, üretimde kesinti var, kişi başına düşen milli gelir de artamıyor demektir. Peki, o zaman biraz şimdi bu söyledikleriniz ışığında biraz istihdam kompozisyonunu konuşalım. Yani bu tablonun kim neresinde duruyor? Yani kadın, erkek, genç. Tamam. Şimdi Türkiye iş gücü piyasasında, aslında dünya iş gücü piyasasında en dezavantajlı gruplar kadınlar ve gençler. Zaten istihdam oranlarına bakarsanız, ben sizi sabahtan beri de takip ediyorum, çok sık tekrarlıyorsunuz istihdam oranlarını, o yüzden ben tekrarlamayayım. Kadınların, yani istihdam edilenler, şöyle söyleyeyim, her 100 istihdam edilenler sadece yaklaşık 30'u kadın. Ve bu 30 kadının da yaklaşık %15'i de ücretsiz aile işçisi. Yani onların bana evreti istihdamını anlatıyor. Hı hı. Gençlerin işsizlik oranı genel işsizlik oranından daha yüksek. Daha az istihdama katılıyorlar. Dolayısıyla aslında şu açıdan bakılacaksa, eğer ekonomi iyileşmesini istiyorsak bir kişinin hem üretici hem de tüketici olması gerekiyor. Gençler bu ikisini de karşılıyor. Bir fırsat penceresi çok konuşulur biliyorsunuz. Ancak siz gençlerden yararlanamıyorsanız, onlar işsiz kalıyorsa ya da onlar yoksul kalıyorsa, o zaman bu fırsat penceresi fırsatsızlığa dönmüş oluyor. Kadınlar için de aynı şey geçerli. Çalışma çağındaki kadınlarımızın, 15-64 yaşındaki kadınlarımızın birisi iş gücü piyasası dışında, diğeri iş gücü piyasasında. Ama erkekle karşılaştırıldığında daha az ücret alıyor. Daha geçici çalışıyor, daha az kayıtlı. Dolayısıyla bu yapısal sorunlar, bu uzun zamandır süre gelen yapısal sorunlar sizin 50 yıllık geleceğinizi de ipotek altına alıyor ve çok ciddi anlamda aktif pasif istihdam politikaları, yani gayri safi milli hasıladan işsizliği ölçme, azaltmaya yönelik para ayırmanıza, dolayısıyla diğer yatırımları azaltmanıza neden oluyor. Peki, şimdi biraz o zaman bu işin bir parçası da sanırım kayıt dışı olsa gerek, öyle aynen değil mi? Aynen öyle, evet. Şimdi kayıt dışı çalışmanın yüksek olması sanıyorum özellikle gençler arasında, hı-hı, daha fazla. Neden, hı-hı, böyle? Çözüm, tamam, ne? Kadınlarda da kayıt dışılık yüksek. Doğrudur. Gençlerde de yüksek ve tarım sektöründe biraz önce. Az önce, evet. Şimdi laf, o geldi dilimin ucuna, siz telaffuz ettiniz. Yani tarım sektöründe çalışan her 100 kadından yaklaşık 89'u tamamen kayıt dışı. Biliyorsunuz bir kısmı kooperatif üyesidir ya da üzerine tarla vardır ama tarlayı eşi işler. Yani ciddi anlamda bir tarım politikasına ihtiyacımız var. Gençler neden daha fazla kayıt dışı? Bu genelde de dünyada bu şekilde ama hani kariyerlerin çok başındalar ya, yaşları çok genç. Uzunca bir çalışma süresinde başlangıçtaki kayıpları telafi edeceklerini düşünüyor olabilirler. Ama tabii ki örneğin gençler bu yoksulluk durumuyla da ilgili, alım gücüyle de ilgili, enflasyonla da ilgili. Şöyle bir örnek vereyim eğer izin verirseniz. Buyurun. Özellikle yiyecek sektöründe çalışan gençlerin saatlik ücretinin asgari ücretin çok altında olduğunu ve kayıt dışı çalışmanın çok yaygın olduğunu söyleyebilmek mümkün.
Biz Gülbin Erdem Karahanoğlu hocayla 2019 Türkiye İstatistik Kurumu İş Gücü İstatistikleri mikro veri setinden bir araştırma yaptığımızda 15-29 yaş grubundaki gençlerin %77'sinin kayıt dışı çalıştığını bulduk. Atalay Çağlar hocayla da 2020-2021 TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları mikro veri setinden araştırma yaptığımızda 15-29 yaş grubundaki gençlerimizin yaşlılara göre daha yoksul olduğunu ve onları kayıt dışı çalıştırmanın ciddi anlamda göreli yoksul yapmayı iki kat daha fazla arttırdığını tespit ettik. Peki, yine gençlerden devam edelim. Tamam. Özellikle halihazırda öğrenci olan, kariyerine karar vermeye çalışan gençler açısından. Şimdi yani hangi alanlar iş vaat ediyor diye sorayım. Eğer ulusal istihdam stratejisinden bahsedeceksek ya da kalkınma planından, işte finans sektörü, bilişim sektörü, sağlık sektörü, turizm sektörü ciddi anlamda bir gelecek sunuyor olabilir. Ama bununla birlikte gig ekonomisi denilen bir kavram da vardır biliyorsunuz. Önü ciddi şekilde, hızlı bir şekilde ilerliyor. Takdir edersiniz ki insansız işlerin sayısı da artıyor. Bu bize şöyle bir öngörüyü getiriyor beraberinde. Acaba imalat sanayinin payı gittikçe düşecek de, çünkü işte robotlar yaparsa, gençlere hizmet sektörü mü kalacak? Yani hizmet sektöründe de herkes ücretli maaşlı yemeğiyle iş bulamayacağı için kendi hesabına çalışma mı yaygınlaşacak? Ve şu an mevcut durumda 2021 yılı için söyleyecek olursam size 2021 yıl asgari ücretin işte 3040 liraydı yanlış hatırlamıyorsam istihdam edilenlerin %48'i asgari ücrete kadar bir gelir elde ediyor. Sizin sorduğunuz geleceğe yönelik bir öngörü. Ama ben bir üniversite hocası olarak küçük bir tespit yapabilir miyim? Elbette, buyurun. Şu an ne iş olursa yaparlar. Öyle mi? Evet. Peki bizim iş gücümüz genel olarak daha çok hangi tür üretime daha yatkın? Nitelik açısından onu şöyle söyleyebilirim. İstihdam edilenlerin yaklaşık %44'ü lise altı eğitime sahip. Aslında bu beraberinde bir yapısal işsizliği de getiriyor. Ama yüksek öğretimde de işsizlik ciddi anlamda yüksek. Bu soruyu şöyle cevaplayabilmek mümkün. Bizim ülkemizde gençlerin çalışmak istediği, yani kurumsal bir şirket olarak düzenli gelir, iş güvencesi, düzenli bir işin olduğu işletme sayısı ne kadar biliyor musunuz? 1000 işletmede bir tane. Dolayısıyla yapacakları işlerin sayısı da azalıyor ve bu iş gücünün niteliğinin düşük olması, eğitiminin düşük olması bir tarafta bir sorun. Ayrı bir tarafta da küresel anlamda gelişmeleri, teknolojiyi yakalayabilmeniz için bir eğitim sistemine sahip olmak da ayrı bir sorun. Yani iş gücü piyasamız öyle ki biz bir Norveç, İsveç gibi değiliz. Orada belli bir eğitim düzeyinin altında bir işsiz yok ama bizde var. Okur yazar olmayan da var, üniversite mezunu da var. Bu heterojen yapı, bu karmaşık yapı, böyle hani kimse açıkçası ben çok iddialı konuşmayayım ama Türkiye'de 10 yılda şöyle işler olacak, onda da şu kadar istihdam artacak dedirtemiyor, öyle söyleyeyim size. Son bir soru Handan Hanım. Şimdi iş gücüne dair istatistikleri, verileri ne kadar kapsayıcı ve ölçülebilir buluyorsunuz? Eğer işsizlik açısından cevap vereceksem... Hem işsizlik açısından hem yani tabii istihdam açısından da. Tabii ki. Şimdi istihdam ölçümleri biliyorsunuz TÜİK, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Eurostat'a göre yapıyor. Ama iş gücü piyasası yaşayan bir organizma olduğu için yani mesela bugün tanımladığımız potansiyel iş gücü ya da asıl iş gücü kavramını belki 20 yıl önce tartışmıyorduk. Ama şimdi tartışıyoruz. Yani şu an mevcut durumun tamamen röntgenin MR'ını çeker mi soruyorsanız bu soruların geliştirilmesi, TÜİK'in sorduğu soruların geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hastalığı bu sorularla net bir şekilde teşhis edemiyoruz. Ama, mesela en önemli sorulmayan en önemli soru ne? Süremiz az kaldı, hızlı bir cevap rica edeyim. Ben mesela kayıt dışı
çalışmayla ilgili hani bireye soruyor ya, kayıt dışı çalışıyor musunuz diye, sadece sosyal güvenlik sorusunu soruyor size. Ama kişinin çalıştığı iş yerinin de kayıtlı olup olmadığı bir sorundur. Peki. O da sorulmalı. İş arayıp hani iş başı yapamayacak olanlar, iş aramayıp iş başı yapabilecek durumda olan işsizler, bu soruların daha da geliştirilmesi gerektiğini. Peki. Ve üniversite mezunlarının yıllara göre ayrılıp ne tür işleri aradıklarının ayrı ayrı sorulması gerektiğini de düşünüyorum. Handan Hanım, çok teşekkürler ben yayına teşekkür katıldığınız ediyorum. Sorularımızı yanıtladığınız için. Burada noktalıyoruz 60 dakikayı. Yarın görüşeceğiz. Hoşça kalın, iyi akşamlar, iyi bir hafta olsun.